Şimdi bakın, bir ayakkabı almaya ama günlük ayakkabıdan bahsediyorum. Davete gidiyorum. Kıyafetime uygun ne istersen giy, saygım sonsuz. Ama bir davete giderken ki giydiğin ayakkabıyı günlük giyme. Günlük alacağın ayakkabıyı şu ablamızla alalım. Gel abla, sen de şu otur. Günlük alacağınız ayakkabıyı nasıl alacaksınız onu anlatıyorum şimdi size. Derisini nasıl seçeceğiz, kendisini nasıl seçeceğiz onu anlatıyorum. Önce ne yapacağız? Çıkar abla ayakkabını. Ayağınızı bir çizeceksiniz. Bakın böyle basacağız. Kalemi dik tutacağız, kalemi dik tutacağız. Şöyle ayağımızın şeklini çizeceğiz. Çizdik. Şimdi bu kardeşim, bak bunu bilhassa sana söylüyorum. Sen dedin ya taraklı ayağım var, giyemiyorum. Bak böyle ayağınızı çizdiniz. Alacağınız ayakkabıyı şöyle ölçeceksiniz. Bu ayakkabı bana olur mu olmaz mı diye şöyle. Mesela bu ablamız bu ayakkabı yerine, bu ayakkabı yerine şöyle bir ayakkabı almaya kalksaydı ne oldu? Dünya kadar yer dışarıda kaldı. Peki bu ayakkabının içine girmek için ne olacaktı? Ne olacaktı? Şöyle bastıracak. Bak buradan kemiği çıkacak. Zaten bu da vakti zamanında giymiş. Giydiği için de kemik çıkmış. Evet. Doğru mu? Doğru. Giymiş, kemik çıkmış. İşte kardeşlerim, böyle ayağınızda dolaşım bozulmasını istemiyorsanız, işte böyle kemiklerin çıkmasını istemiyorsanız muhakkak ayağınıza göre ayakkabı giymeniz lazım. Bakın eğer böyle bir ayakkabı alsaydı bu kardeşim, bu kadar fazlalığı nereye koyacaktı? İşte o zaman ne yapıyorsunuz? Muhakkak ayağınızı çiziyorsunuz, çiziyorsunuz, ona göre ayakkabı almaya gidiyorsunuz. Mesela bu ablam bizim programa gelmiş, hoş gelmiş, sefa gelmiş. Kendince geniş bir ayakkabı almış. Bakalım uygun mu? Gel abla, bas ayağını şöyle. Bakın çiziyor, bak bu ablam da vaktinde dar ayakkabı giymiş, onda da kemik çıkmış. Yani insanın kendine yaptığını hiç kimse yapmıyor kardeşler. O yüzden dikkat ediyoruz. Bakın şimdi çiziyoruz ayağını. Nasıl ayakkabı alacağız onu gösteriyoruz. Çok önemli bölümlerden bahsediyoruz. Çizdik. Şimdi bak. Ablamın ayağı böyle. Ablam buna göre ayakkabı alacak. Nasıl ayakkabı almış? Aldığı ayakkabıyı çiziyorum. Bakın gösteriyorum sizin gözünüzün önünde. Daha iyi diye aldığı ayakkabının bak bu kadar fazlalığı var. Görüyor musunuz kardeşler? Anladınız değil mi? Nereye? Yanmıyor ışığı. Heh, şimdi yandı. Gördünüz değil mi kardeşler? Anlaştık mı? Bu çok önemli. Çok basitçecik bir şey anlatıyorum. Ama inan çok dua edersiniz bunu böyle yaparsanız. Günlük ayakkabınızı böyle alacaksınız. Günlük. Mesela bu kardeşim bu ayakkabı yerine, bu giydiği ayakkabı yerine şöyle bir ayakkabı alsaydı. Bu da kendince güzel, kendince şey alsaydı. Spor demeyelim, bunun geniş kalıpları da var, göstereceğim. Bak şimdi nasıl oturdu, bu olabilirdi. Görüyor musunuz? İşte bunlara dikkat edeceksiniz.